Tamam, ben de geliyorum. Biraz daha bekleyin, olur mu? Abla, kiminle konuşuyorsun? Gerçekten mi? Ama ben geçen gün onun evine gitmiştim. Acaba tatile mi gittiler? Abla, kiminle konuşuyorsun? Tamam, ben birazdan onun evine de uğrarım. Eğer evdeyse onu da çağırırım. Abla, o kim? Görüşürüz. Ablacığım, ne var sabahtan beri bağırıyorsun? Bir yere mi gideceksin? Evet, arkadaşlarım beni bekliyormuş. Onların yanına gideceğim. Ablacığım, benim evde canım çok sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Seninle gelsem olur mu? Hiç sesimi çıkartmam, söz veriyorum. Hayır, olmaz köpük. Başka bir zaman seni de götürürüm. Of, tamam, ısrar etmeyeceğim. Zaten izin vermeyeceksin. Ama en azından bana da yapacak bir şeyler söylesen. Hiç bilmiyorum. Kitap oku, televizyon izle ya da kek falan pişir. Abla, tatil başlar başlamaz onların hepsini yaptım. Şimdi yapacak hiçbir şey kalmadı. Neyse, benim acil çıkmam gerek. Bekliyorlar. Okula giderken tatil başlayınca yapacak bir sürü şey düşünüyordum. Şimdi hiçbirisi aklımda değil. Neyse, ben de biraz dışarı çıkıp resim çizeyim. Neredeydi? Hatırladım, dolabımdaydı tabii. Ay, bu dolap ne kadar dağınık böyle. Biraz toplayayım. Hem kendime bir iş çıkarmış olurum. Ben de her yerde bu kalemi arıyordum. Meğerse dolaptaymış. Acaba başka neler bulacağım? Takvim mi? Bunun ne işi var burada? Aa, bu takvim benim özel günleri işaretlediğim takvimim. Herkesin doğum günü burada yazıyor. Bu sayede kimsenin doğum gününü unutmuyorum. Ve hepsine hediye alabiliyorum. Ne kadar akıllıyım ya ben. Bakalım yakın zamanda kimsenin doğum günü var mı? Aa, 2 gün sonra 6 Temmuz'da birinin doğum günü var. Ama kimin olduğunu yazmamışım. Neden acaba? Bir düşünelim. Acaba benim doğum günüm mü? Yok, benimkisi Haziran'da. Hatta geçen sene yaz tatiline girdikten hemen sonra kutlamıştık. Yani benimkisi değil. Peki kimin? Eğer yakın bir arkadaşımınsa hatırlamamak çok ayıp olur. Balkonda ne yapıyorsun bakalım? Aa, Yeşim. Geldiğini hiç fark etmedim. Ben mi? Hiçbir şey yapmıyorum. Bir arkadaşımın doğum günü var ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Aa, ne tuhaf. Hangi tarih? 6 Temmuz. Üzgünüm, ben de bilmiyorum. Neyse, ben bulmaya çalışayım. Bizimle dışarı gelsene. Saklambaç oynuyoruz. Tamam, anneme sorayım, geliyorum. Ha, bu arada ben buraya saklanmak için gelmiştim. Sakın kimseye çaktırma. Tamam, sen merak etme. Yakalayamaz ki. Sen öyle san. Kızlar, ben çok yoruldum. Biraz dinlensek mi? Evet, bence de dinlenmeliyiz. Ayaklarımı artık hissetmiyorum. Hem dinlenirken hiç yorulmayacağımız bir oyun oynayabiliriz. Neymiş o? Hemen anlatıyorum. Hepimiz birbirimize doğum günümüzü söyleyeceğiz. Nasıl bir oyun bu? Bence çok eğlenceli. Hadi oynayalım. Ben sallanmaya gidiyorum. Tamam, dur bir dakika. O zaman şöyle sorayım. Aranızda doğum günü 6 Temmuz olan var mı? Ben değil. Ben de değil. Ben de zaten konuşmuştum. Ben hiç değil. Tamam o zaman. Ben artık eve gideyim kızlar. Geç oldu. Birazdan babam da gelir. Of ya, bu yöntem de işe yaramadı. Acaba kim? Tamam, görüşürüz köpük. Hoşça kalın. Hadi kovalamacaya devam. Ya, seni yakalamak imkansız. Çok hızlı koşuyorsun. Bana ne, başka bir şey oynayalım. Ya, hepiniz mızıkçısınız. Ne yapayım hızlı koşuyorsam? Tamam, hadi hepimizin gönlü olsun. Yerden yüksek oynayalım, ne dersiniz? Bence güzel olur. Bence de güzel olur. Hem koşuyorsun hem de arada durup dinlenebiliyorsun. Eve değilim.
Anne, her şey muhteşem görünüyor. Yine neler yaptın böyle? Afiyet olsun kızım. Anne, dolapta meyve suyu vardı. Onu da getirebilir miyim? Getirebilirsin. Kızım hayırdır, senin canın bir şey mi sıkkın? Ay baba, hiç sorma. Bugün dolabımı toplarken doğum günü takvimimi buldum. Ben o takvime herkesin doğum gününü işaretliyordum. 2 gün sonra, yani 6 Temmuz'da birinin doğum günü var. Ama kimin olduğunu bilmiyorum. Çünkü nedense ismimi yazmamışım. Eğer yakın bir arkadaşımınsa ve ben hatırlamazsam ayıp olacak. Ama kim olduğunu bir türlü bulamıyorum. Kızım o gün... Kızım ben de bir bakayım ama hangi arkadaşının olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. Bu arada köpük, mutfaktan bir tane çatal daha getirir misin? Tabii anne. Anne ne oldu? Ben yokken konuşma sesleriniz geldi. Kızım, kardeşin kendi doğum tarihini unutmuş. Nasıl? Bimimiş doğum gününü nasıl unutur? Biz geçen sene doğum gününü tatile gideceğimiz için erken kutlamıştık. Muhtemelen bu sebeple karıştırdı. Ben söyleyecektim işte ona onun doğum günü olduğunu. Hayatım sakın böyle bir şey yapma. Hazır unutmuşken ona güzel bir sürpriz yapalım. Güzel plan. Bu konuyla ilgili kimseden çıt çıkmasın, tamam mı? Ya olamaz. Kitabın başından beri ölmez dediğim karakter öldü. Ama baş karakterdi, nasıl öldü ki? Ablam hep o ölürse kitap biter demişti. Ama daha kitabın bitmesine 100 sayfa var. Kızım bana krema alır mısın? Krema mı? Alırım tabii anne, de nereden bulacağım onu? Biraz dolaşman gerekebilir. Her markette olmuyor çünkü. Şey anne, kitabımın bitmesine az kaldı. Birazcık daha okusam. Kızım misafirler gelecek. Acil ihtiyacım var. Tamam, gidiyorum. Çikolata da alabilir miyim? Alabilirsin. Yaşasın. Ama sadece bir tane. Akşama bir sürü yemek yapacağım. Abur cuburla karnını doyurma sakın. Kızım sen bu süsleri pencereye as. Kızlar siz de aranızda görev dağılımı yapın. Biriniz dışarıyı gözetlesin, biriniz bana yardım etsin, diğeri de ablanıza yardım etsin. Ben size mutfakta yardım edebilirim. Ben de dışarıyı gözetlerim. Ben de Leyla ablaya yardım ederim. Tamam o zaman, hadi iş başına. Geliyor, geliyor. Herkes yerini alsın. Anne, bu krema denen şey nasıl bir şey Allah aşkına? Hiçbir yerde yok. Aşağı markete gittim de anca buldum. Anne, neden ışıklar kapalı? Misafirler hala gelmedi mi? Sürpriz! Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günümü? Benim mi? Yok artık. Olamaz. Günlerdir kimin diye düşünüp bulamadığım doğum günü benim mi?